Herkese iyi günler. Seminerin bu ikinci kısmında biraz daha bu mağduriyet düşüncesinin, mağduriyet fikrinin bu bahsettiğimiz reaktif Halit Ruhiye'nin katalizörü olarak iş görmesini sağlayan siyasal alanın, Türkiye'de siyasal alanın hakim yapısından biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle aslında Türkiye'de siyasal İslamcı düşünce söz konusu olduğunda bu mağduriyet düşüncesi ve ona eşlik eden yeni türde Türk İslamcı özne anlayışıyla beraber büyük bir değişiminde, önemli bir değişimin diyelim aslında. Gerçekleştiğinden öncelikle bahsetmek lazım. Bunu not düşelim. Şu anlamdaki işte 1990'ların tüm toplumun kendi içerisinde belirli bir düzen, ne diyelim, adil olan bir düzen içerisinde yaşamasını hedefleyen, amaçlayan, kendi içerisinde eksikleri, hataları ve hani eleştirebileceğimiz bir adil düzen fikriyatının aslında mağduriyet düşüncesini merkezine almış, bunun etrafında kurulmuş bir politik mitle aslında tamamen artık modernleşme ve cumhuriyet fikriyle bir tür kendi içerisinde hesaplaşma, bir hesap görme ve revanşist bir hesabı kapatma derdinde olan bir düşünceye doğru geçiş birebir aslında söz konusu. Bu geçişin kendisi yeni türde bu düşünce içerisinde ne diyelim, dile getirilen, ifade olunan yeni türlü Türk İslamcı öznenin ne olacağına dair de, onun kendi dışıyla nasıl ilişki kurduğuna dair de, bu ilişkinin nasıl aslında tariflendiğine diyelim de pek çok şey bize söylemiş. Temelde birinci bölümde de bahsettiğim gibi bu fikriyat ve bu politik anlatı bütünüyle ikiliklere dayanıyor. Yani doğu ile batı arasında, kentli ile kırlı arasında ya da işte halis duygulara sahip, iyi duygulara sahip olan Anadolu çocuğuyla işte şehirli kentli zübbe arasında. Ama bir yani maddiyatçı olan batı ile daha ruhani olan doğu arasındaki bir tür mücadele fikriyatına yaslanıyor. Ve bu mücadelenin içerisinde de aslında bu ikisi arasındaki ilişkiyi bir tür hep sürekli zulmeden ve zulmedilen ilişkisi olarak tarifliyor. Nurettin Topçu'nun, Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu'nun yazılarında da göreceğiniz gibi Necm Erdoğan ve Talat Boran'ın çok güzel makalesinde, bu makaleyi de önerilen makaleler kısmından serilerin sonunda görebilirsiniz. Okuyacağınız gibi aslında zulmü her yerde gören ve kendi dışındaki dünyayı da sürekli olarak kendine zulmeden olarak tarifleyen, en uç noktasında vardırında bir fikriyattan bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kanaat teknikerleri, bunu destekleyen kanaat teknikerleri, Erdoğan ve kanaat teknikerleri bir anlamda bu söylemin kendisini, ne diyelim, bir tür tarihsel mit haline getiren bir aksa oturttular. Ve burada da asıl yardımlarına koşan kişi Necip Fazıl Kısakürek oldu. Yani Necip Fazıl Kısakürek bir anlamda bu politik mitin kurucusu olarak iş gördü. Şimdi peki bu düşüncenin kendisi nasıl iş görüyor? Yani bunun kendisinin başarılı olmasını olanaklı kılan şeyin nerelerde aramamız lazım? Şimdi seminerin başında Adorno'nun bize çok haklı bir uyarıda bulunduğunu, bakmamız gereken şeyin otoriter ideolojilerden önce, yani onların içeriklerinden önce aslında onları etkili kılan kültürel iklim olduğunu bize söylüyordu. Çünkü bu tür otoriter ideolojiler ve anlayışlar ancak kendilerini genel kültürel iklimi haline getirdiklerinde, bahsettikleri reaktif olma halini, reaktif siyasal ideolojiyi ya da reaktif siyasal kültürleri genelleştirebildiklerinde başarılı oluyorlar. Bu anlamda bu genelliğin kurulmasında da Türkiye'deki siyasal alanın karakteri çok kritik bir rol oynadı demek mümkün. Yani Türkiye'deki siyasal alanın sınırlı doğası aslında böyle bir siyasal anlayışın ve ideolojinin kitlelerin mobilize edilmesinde kritik bir rol oynadığını, bunu kolaylaştırdığını, olanaklı hale getirdiğini söylemek mümkün. Çünkü temelde aslında Türkiye'de siyasal grupların oluşumu ve onlara eşlik eden o habitüel yapıları, siyasal habitüsü, habitüsün kilidi bu siyasal alanın bu temel özelliklerinde saklı. Bunlardan neyi kastediyorum? Türkiye siyaseti temelde sembollere dayalı bir siyaset. Yani sembolik bir siyaset, sembolik siyasetin temel özelliklerini içerisinde barındıran bir siyaset. Çok uzun yıllar Türkiye siyaseti hangi sembollerin kamusal alanda görüleceğine, hangi sembollerin görünmeyeceğine dayalı oldu. Bu özelliği hala da devam ediyor. Özellikle bu son dönemdeki otoriterleşme atağıyla beraber bu özelliği yeniden
Türkiye siyasetini pekişti ve derinleşti aslında. Yani kamusal alanda hangi sembollerin görünüp görünmeyeceği, hangi sembollerin, semboller arası ilişkilerin nasıl düzenleneceği siyasetin ta kendisi olarak aslında açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor bir anlamda. Yani çok çeşitli sembollerden bahsetmek mümkün. Bunlardan tabii son dönemde en çok damgasını vuranlardan biri türban oldu biliyorsunuz. Türban tartışması oldu. Bu Atatürk büstü de olabiliyor. Bu bazen poşu olabiliyor. Bu bazen Hazreti Ali kılıcı oluyor. Vesaire vesaire aslında. Ya da sekülerleşmeye dair kadınların giyimlerine tarz dair bir gösterge olabiliyor. Ya da LGBTİ bireylerin kendilerini karakterize ettiklerini düşündükleri semboller, nesnelerle ilgili bir şeyin kamusal alanda görünürlüğüyle ilgili bir yasaklama şeklinde açığa çıkabiliyor. Ama temelde siyaset bu sembollerin nereye oturtulacağıyla ilgili, kamusal alanda nasıl var olacağıyla ilgili bir tartışma olarak sürüyor. Çünkü aslında sembollerin siyasal alanda görünürlükleri siyasal grupların da siyasal alandaki meşruiyetleriyle ilgili doğrudan bir fikir veriyor bize. Ancak o siyasal semboller, siyasal görünürlük kazandığında siyasal gruplar da kendilerini daha meşru, siyasal alanın bir parçası gibi hissediyorlar, hareket ediyorlar. Ve de bu sembolleri dolaşımda tutmaya ya da bu siyasal alanda varlıklarını savunmaya, kendi varlıklarını bunlar aracılığıyla ifade etmeye gayret ediyorlar. Şimdi sembollere eşlik eden bir diğer çok önemli şey de kanaatler. Özellikle bu Türkiye'deki son dönemdeki siyasal kutuplaşma tekrar açığa vurdu ki siyasal grupların oluşumunda, siyasal grupların birbirlerini, kendilerini inşa etmesinde ve birbirleri arasındaki ilişkileri düzenlemesinde bu kanaatler çok kritik bir rol oynuyorlar. Çünkü kanaatleri taşımak aynı zamanda belirli bir siyasal grubun parçası olduğunu ya da o siyasal grubun anlam dünyasını onayladığını, sahiplendiğini de aynı zamanda ifade ediyor. Zaten bahsettiğim mağduriyet fikri etrafında örülmüş yeni Türk İslamcılığın da kendi içerisinde başarı ya da başarısızlığını belirleyen şeylerden bir tanesi kendini kanaatleştirebilmesine dayalı. Tam da bu yüzden Erdoğan'ı destekleyen kanaat teknikerleri sürekli olarak aslında bu kanaatleri dolaşımda ve gündemde tutmaya çalışıyor. Ya da Erdoğan, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak bunu gençlere anlatmamız lazım. Aslında her şeyin altında CHP zihniyetinin yattığını, her şeyden onun sorumlu tutmamız gerektiğini ya da onun sorumlu olduğunu bir anlamda aslında çok iyi anlatmamız, dile getirmemiz lazım diyor. Çünkü onların anlam ve referans dünyasında belli ki bu çok bir yere oturmuyor. Yani böyle bir kaygı var. Fakat işte Yeni Akit'ten Yeni Şafak'a kadar bakarsanız pek çok iktidar taraftarı olan, medyada yer alan kanaat teknikerleri bu kanaati sürekli gündemde tutarak aslında bu politik miti beslemeye çalışıyorlar. Ama şunu da belirtmek lazım. Kanaatler ya da kanaat taşıyıcısı olmak ya da kanaat teknikerleri sadece Türkiye'de Türk İslamcı kesime özgü bir şey de değil. Türkiye'de siyasal grupların temel inşasında çok kritik bir rol oynayan, her siyasal grubun inşasında aslında çok kritik rol oynayan şeylerden biri kanaatler. Şimdi kanaatler dedik ama ondan öncesinde işte belirli duygulardan hani bahsettik. Bir de bunlara eşlik eden tabii siyasal imgeler var. Mağduriyet bu imgeler açısından çok kritik rol oynayan siyasal imgelerden bir tanesi. Yani Türkiye'de haksızlığa uğramış olan dindar Müslüman imgesi bu Türk İslamcı siyasal ideoloji içerisinde çok kritik katalizör rolü oynayan imgelerden bir tanesi. Ve de bu imgelerin siyasi rolü söz konusu olduğunda aslında artık bunların doğruluğu ve yanlışlığının daha ötesinde siyasi etkililiğinin ne olduğunu konuşmak lazım. Bunun üzerine durmak lazım demiştim. Şimdi buna eşlik eden bir diğer şey de temsiller tabii ki. Bu nedenle Türkiye'de mağdur öznenin hani temsili, kültürel alanda temsili çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye siyaseti zaten son 20 yılı kültürel temsillerin ağırlığı ve etkisi altında biçimlenmiş bir siyaset. Sadece temsil siyasetinin ağırlığı basitçe ve sadece siyasal partiler düzeyinde siyasal grupları temsil etmekten kaynaklanmıyor. Aynı zamanda kültürel alanda da bu siyasal temsillerin çok kritik bir rol oynadığını,
siyasal grupların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde ve siyasal grupların aslında siyasi meşruiyetinin kabul edilmesinde ya da reddedilmesinde bu kültürel temsillerin de çok kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Bu anlamda da mağdur öznenin kültürel temsili, birinci bölümde bahsettiğim gibi aslında hem sınıfsal hem anti-elitist bir takım vurgularla hem İslam dini içerisindeki aslında zulüm karşıtlığı fikriyle iç içe geçmiş, zulme uğrayan Müslüman düşüncesiyle iç içe geçmiş ya da işte onun ötesinde bu politik mit etrafında kurulmuş, işte sürekli hakkı olduğu şey elinden alınmış, hakkı olduğu zenginlik, hakkı olduğu iktidar, hakkı olduğu aslında her neyse elinden bir tür komplo elinden çalınmış tersel anlatı içerisinde olduğu gibi, bu yeni mit içerisinde olduğu gibi aslında bir anlamda sürekli olarak aslında dolaşımda hani tutulmaya gayret ediliyor. Şimdi siyasal alanın bu reaktif zeminde yani sembolik siyaset etrafında kurulmuş olması siyasal grupların da aslında siyasal habitüslerinin inşasında bu kanaatlerin, duyguların ve de temsillerin çok kritik bir rol oynamasını Türkiye'de uzun süredir sağlıyorlar. Şimdi Erdoğan aslında Türk İslamcılar yeniden sarılırken ve bütünüyle kendi içerisindeki kısmi olan hegemonik dili reddederek, yani terk ederek, bunun içerisinde de hani milliyetçi ve İslamcı bir takım vurgular olduğunu söylemek mümkündü. Yani sürekli olarak zaten hani ne milliyetçiliği reddediyordu bir bütün olarak, aslında Türk milliyetçiliği, ne de İslamcı damarı bir bütün olarak reddediyordu. Ama çok açıktır ki milli görüşün dile getirdiğinden farklı bir şekilde artık bunları tariflemeye başlamıştı. Daha hegemonik olma derdinden kastım, hani AKP'nin görece demokratik politikaları en azından söylem düzeyinde dillendirdiği dönemde. Şimdi buradan doğrudan Türk İslamcı'ya, yeni türde Türk İslamcı'ya geçtiğinde artık bütünüyle ötekini terk edip bir bütün olarak daha bu rövanşist duyguları ve de bu tarih anlatısını kendi siyasal hareketinin siyasal ideolojisi haline getirmeye çalıştı aslında. Ve bunu bir siyasal ideoloji olarak kurmaya gayret ederken de kendi siyasal grubunda mutlak bir politik kamplaşma ekseninde inşa etmeye gayret etti. Ve de birinci bölümde bahsettiğim gibi bu reaktif duyguları zeminlenen bu tür bir reaktif ruh halinde toplumun genel ruh hali kılmaya çalıştı. Şimdi burada mağduriyet söylemi kendi grubu açısından kritik bir rol oynadığı kadar bu grubun Elias'ın bahsettiği hem grup karizmasının kurulmasında hem de öteki gruplara karşı, kendi dışına çıkan gruba, düşen gruba karşı bir tür grup nefreti kurulmasında kritik bir rol oynadığını söylemek mümkün. Fakat bu sadece Türk İslamcı olarak adlandırdığı ya da kendisini destekleyen kesim olarak adlandırdığı kesim açısından geçerli değil. Aynı zamanda bunun hayata geçmesi ve başarılı olabilmesi için karşı tarafta da benzer bir duygunun, karşı taraflarda da bir tür grup nefretinin yaratılması mümkün. Türkiye'deki siyasi kamplaşma mantığı bu anlamda hani Şiitleyen bir dost düşman ikiliği üzerinde biçimlenirken bu tür bir grup narsizmi, grubun kendisine olan aşkı ve aynı zamanda karşı gruba olan nefreti bağlamında şekilleniyor ve biçimleniyor. Şimdi bu karşılaşma ve toplumsal kutuplaşma ekseninde de duygular çok kritik bir rol oynuyorlar. Nagihan Tokdoğan'ın da son kitabında, kendi doktor araştırmasına dayanan kitabında detaylı bir şekilde ele aldığı gibi. Kritik bir rol oynuyorlar ve buradaki duygular pozitif duygular değil. Buradaki duygular temelde hınç gibi negatif duygular. Hınç, nefret, öfke gibi daha negatif duygular. Ve aynı zamanda da bu duygular hem grubun mobilize olmasını sağlarken hem de seminerin başında söylediğim siyasal tutumların siyasal reflekslere çevrilmesini sağlayacak kısa yolların inşa edilmesini sağlıyor. Yani karşılaşmaları olanaksızlaştıran, teması koparan, siyasal gruplar arasındaki siyasal grup kimliğini mümkün mertebe homojenleştirmeye çalışan, örneğin işte Türk İslamcı ideoloji ekseninde homojenleştirmeye mümkün olduğu kadar gayret eden, ya da homojenlik olmadığı durumda da
o varmış gibi bir kültürel ve siyasal temsil kurmaya özel olarak gayret eden, sadece kendi kurduğu kültürel temsili değil bu amaçla, karşı kültürel, kendisine yönelik karşı taraftan gelen kültürel temsilleri de işte bakın bize dair fikirleri bu, biz buyuz diye özellikle gündemde tutmaya çalışan ve bütün bunlar vasıtasıyla da kendi siyasal grup kimliğini bir tür çatışma, dost düşman çatışması zemininde kurmaya çalışan, bir tür grup narsizmini ve grup nefretini bu eksende kurmaya çalışan bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün. Şimdi bu yaklaşım, sürekli dönüp dolaşıp benzer şeyin altını çiziyorum ama bu yaklaşım kendisini genelleştirebildiği ölçüde bu reaktifliği başka toplumsal kesimlerin ve grupların ya da siyasi muarızlarının da dili kılabildiği ölçüde, bu siyasal kültürü Türkiye'nin genel yegane siyasal kültürü hale getirebildiği ölçüde başarılı oluyor. Bu anlamda da doğruluğu ve yanlışlığının çok ötesinde karşı tarafta da bir sürekli reaksiyon yarattığını bildiği bir politik miti sürekli gündemde tutmak, o politik miti sürekli dolaşımda tutmak, o politik miti artık yavanlaşmış olan, artık hani Türkiye tarihi açısından bir karşılığı, çok da bir karşılığı olmadığını bildiğimiz politik miti sürekli dillendirmek kritik bir rol oynuyor. Çünkü bu bunun kendisi, üçüncü bölümde çok kısaca konuşacağımız gibi, belirli siyasal duyguların aslında sürekli olarak yaratılmasına ve bu siyasal duygular aracılığıyla da belirli siyasal tutumların siyasi reaksiyonlara ve reflekslere dönüştürülmesini hem sağlıyor hem de bunda kilit bir rol oynuyor. Şimdi üçüncü bölümde çok kısaca bu bağlamda hınç ve paranoyak kaygı fikrini ve düşüncesini beraber tartışacağız.